Herkese merhabalar, ben Deniz, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Givenchy'nin yeni lanse ettiği L'Intérieur de Intense parfümünün incelemesini yapacağım. Ve aynı zamanda Givenchy'nin 2018 yılında lanse etmiş olduğu klasik L'Intérieur de EDP ile olan farklarını sizlere anlatacağım. Bu klasik L'Intérieur de ilk çıktığında ben kanalımda tek başına inceleme videosunu çekmiştim. Ve o video benim kanalımdaki ilk parfüm videomdu. O yüzden bu parfüm benim için çok anlamlı. Ve çok 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 sevdiğim parfümlerimden biri. Ve bunlar arasındaki sizlere farkları söyleyeceğim şimdi. Video başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Her hafta düzenli olarak yeni video yayınlıyorum. Kanalımda ağırlıklı olarak parfüm videoları var ve yeni yeni de moda ile alakalı ve İngiltere ile de alakalı videolar yüklemeye başladım. Umarım hepsini keyifle izlersiniz ve bu güzel ailemize siz de katılırsınız diyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Klasik L'Intérieur'ün bu şekilde şeffaf cam bir şişesi varken yeni çıkan Intense'in ise siyah bir şişesi var. Bayağı koyu, bayağı intense olduğunu belli edecek şekilde bir şişe tasarımı yapmışlar. Eğer kanalımı uzun zamandır takip ediyorsanız biliyorsunuzdur zaten. Bu parfümü çok ama çok seviyorum. Birçok videomda bahsettim zaten. Parfüm inanılmaz güzel bir harmanlanma örneği. Parfümün içerisinde aslında hem aydınlık notalar var hem karanlık notalar var. Üst notalarındaki armut sayesinde meyvemsi bir havası varken parfümün, aynı zamanda orta notalarında çiçeksi notalar hakim ve bitirişini ise biraz daha koyu, sert yeşil notalarla yapıyor. Ona rağmen bu parfüm ne bir tek başına vetiver parfümü, ne tek başına bir sümbülteber parfümü, ne de bir meyvemsi armut parfümü aslında. Hepsi bu parfümün güzel kokusunu ortaya çıkartmakta o kadar önemli ki, bu parfüme sadece sümbülteber parfümü dersem diğer notaları gerçekten es geçmiş olurum ki geçemezsiniz bu parfümde. Hepsi çok önemli bir rol oynuyor ve ortaya muhteşem bir esans tadında çok güzel bir koku ortaya çıkıyor. Çok vintage bir parfüm. 30 yaş üstüne çok yakışacak, çok seksi olan, çok çekici olan bir parfüm ve kalıcılığı çok güzel, yayılımı çok güzel. Her şeyle 10 üzerinden neredeyse 10 vereceğim bir parfüm bu. Çok ama çok seviyorum. O yüzden Intense çıktığında da nasıl bir parfüm ortaya çıktı acaba diye çok merak ettim. L'Intérieur'ün Intense versiyonunda ise ilk açılışta sadece karabiber notası var. Ve açıldığında buram buram gerçek bir hayatta karabiber kokluyormuş gibi o karabiber kokusunu hissediyorsunuz. Ben de normalde çok hassas olduğum için hemen genzimde bir yanma, bir gıdıklanma hissettim gerçekten. O kadar etkili bir şekilde, o kadar gerçek hayattaki karabiberle eşdeğer bir şekilde neredeyse karabiber kokusunu hissediyorsunuz. Ardından diğer notalar da ortaya girmeye başlarken karabiber kokusu biraz kaybolmaya başlasa da yaklaşık bir 15-20 dakika boyunca hem diğer notaları hem de karabiberin harmanlanmış halini hissediyorsunuz aslında. Ve parfümün orta notalarında ise susam, sümbülteber ve portakal çiçeği var. Klasik versiyonunda ise susam yoktu ve sümbülteberle portakal çiçeğinin yanına yasemin ekleniyordu. Intense versiyonunda ise yasemin söz konusu değil. Zaten bu iki parfümün de ortak özellikleri şu ki, çiçeksi notaların hiçbiri birbirinden çok fazla baskın hissedilmiyor. Yani bu parfümde aslında portakal çiçeğini, yasemini ve sümbülteberin hepsini aynı derecede ve birbiriyle harmanlanmış bir şekilde hissediyorsunuz. Çoğu zaman özellikle gül içeren parfümlerde bunu fark edersiniz. İçerisinde gül vardır, şakayık vardır, yasemin vardır. Ancak gül çok çok baskın bir şekilde hissedilir. Ya da bazı parfümlerde aynı şekilde sümbülteber ya da yasemin çok baskındır. Ancak bu iki parfümde de içerisindeki çiçeksi notalar hepsi aynı düzeyde hissediliyor ve hepsi aslında harmanlanmış bir şekilde, aromatik bir şekilde hissediliyor. O yüzden parfümler, ikisi de aslında floral notalara sahipken ve floral parfümlerken yanındaki nota o kadar önem taşıyor ki bu parfümün içerisindeki susam notası hemen kendini gösterebiliyor. Dediğim gibi DNA olarak birbirlerine çok benziyorlar ancak aslında ikisi de birbirinden çok farklı parfümler. O çiçeksi, o floral DNA aynıyken susam sayesinde bu parfüm çok farklılaşıyor ve susam hemen karabiberin de kokusunu biraz almaya, absorbe etmeye başlayarak kendini göstermeye başlıyor ve o susam kokusu alt notalara geçiyor hemen ve alt notalarla birleşiyor.
Parfümün alt notasında ise vanilya, vetiver ve patchouli var. Bu parfümün de aynı şekilde alt notalarında vanilya, patchouli, vetiver vardı ve ambroksan vardı. Ambroksan sayesinde, vanilya sayesinde ve armut sayesinde bu parfüm çok daha tatlı olan bir parfüm, çok daha yoğun hissedilen bir parfümken bu parfüm çok tatlı tatlı değil. Vanilya sayesinde sıcaklaşıyor, oryantal bir hava katılıyor. Hem susamın olması, hem biberin olması, hem de vanilya ile bunların birleşmesi sayesinde parfüm oryantal bir havaya sahip ve oryantal floral bir parfüm aslında. Bu ise armut, ambroksan sayesinde ve içerisindeki o çiçeksi notaların birleşmesi sayesinde daha çok meyvemsi floral olan bir parfüm, daha tatlı olan bir parfüm. Ancak bu parfüm dediğim gibi oryantal notalara sahip, çok çok güzel bir koku ortaya çıkıyor bu arada. Teninizde kaldıkça çok değişen bir parfüm. Bu parfümü klasik versiyonunu sıktığınızda ne hissediyorsanız parfüm teninizde de o şekilde kalmaya devam ediyor. Parfüm çok fazla değişime uğramıyor. Ancak bu parfüm gerçekten evrimleşiyor. Bir yarım saat içinde, yaklaşık bir saat içinde özellikle tamamen evrimleşmesini tamamlıyor. Lönterdi'nin intense versiyonu aslında çok daha oryantal bir parfüm, çok daha baharatlı olan bir parfüm. Ancak klasik versiyonu bence çok daha intense kokuyor gerçekten. Çok daha yoğun kokuyor, çok daha tatlı kokuyor, çok daha aromatik kokuyor bu parfüm. Söylediğim gibi sizlere Lönterdi Intense aslında klasik EDP'ye göre çok daha zayıf kalmış bir parfüm. Ancak bu parfümün kötü olduğu anlamına gelmiyor. Parfüm hem kalıcılık hem yayılım anlamında zaten çok iyi performans gösteriyor. İkisi de 8 saatin üzerinde kalıcılığa sahip ve bu parfüm kötü olduğu anlamına gelmiyor. Koku olarak inanılmaz güzel olan bir parfüm. Parfüm teninizde kaldıkça açılmaya ve güzelleşmeye başlıyor. Ve bence daha çok esmer tenlilere yakışacak bir parfüm olarak görüyorum ben bunu. Bu klasik versiyonu, her zaman söylüyorum zaten, çok kadınsı kokan, çok çekici, çok seksi olan bir parfüm. Bu parfüm de aynı şekilde çok kadınsı kokuyor ancak klasik EDP'ye göre çok daha ciddi kokan bir parfüm. Eğer bu parfümü sizlere toparlayacak olursam ve klasik Lönterdi'nin de kokusunu bilmiyorsanız sizlere şöyle anlatabilirim ki bu parfüm oryantal floral olan bir parfüm. Parfümün açılışında yoğun bir şekilde karabiber kokusu var ve de bu parfüme yoğun bir baharatlı yapı kazandırıyor. Ancak bu baharatlı yapı klasik erkek parfümlerinde kullanılan kakulenin verdiği maskülen bir baharatlılık değil, yine parfüm feminenliğini koruyacak bir şekilde baharatlı yapı kazanmış oluyor. Parfümün orta notasındaki susam parfümün açılmasıyla iyice devreye girmeye başlıyor ve parfümün ana karakterini oluşturuyor. Ve susam karabiberle birleşip floral yapısını koruduktan sonra alt notalardaki vanilya ile birleşiyor. Vanilya bu parfüme sıcaklık ve tatlılık katsa da klasik Lönterdi'deki gibi armuttan gelen bir meyvemsi, yoğun, iyice tatlı tatlı bir kokuya sahip değil. Çok daha yumuşak bir tatlılığı var bu parfümün. Asla yoğun tatlı tatlı, şurupsu, şekerimsi bir koku hissetmiyorsunuz bu parfümde. Ve parfümün yine içerisinde sümülteber var, portakal çiçeği var, patchouli var ve vetiver var. Ancak bunların hiçbiri ben buradayım demiyor. Çok fazla sesini göstermiyor. Dediğim gibi parfümde yoğun olarak karabiberi, yine susamı ve vanilyayı hissediyorsunuz. Ancak bu parfümde klasik olanında özellikle armutun verdiği meyvemsi tatlılığı çok fazla hissediyorsunuz. Patchouli ve vetiver çok baskın bu parfümde ve yine floral notalarda ben buradayım diyor. Ancak bu parfümde hepsi çok daha sessiz kalmış bir şekilde hissediliyor. Sizlere bu şekilde açıklayabilirim. Yani bu parfüm oryantal, floral, baharatlı bir parfümken klasik olanı meyvemsi, floral ve yine koyu yanları olan bir parfüm. Eğer daha çok meyvemsi notalara yöneliyorsanız ve o şekilde bir tatlılık istiyorsanız parfümünüzde kesinlikle klasik olanı almalısınız. Ancak yok, ben meyvemsi tatlılıkları sevmiyorum, bana sadece saf bir vanilya kokusu da yeterli
ve oryantal kokulardan hoşlanıyorum diyorsanız kesinlikle L'Huteur de Intense'a bakmalısınız. Benim de L'Huteur de Intense hakkındaki görüşlerim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Siz bu parfümü denediniz mi? Sevdiniz mi? Sevmediniz mi? Bana aşağı yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ve klasik L'Huteur de'yi de biliyorsanız eğer hangisini daha çok beğendiniz? Bana aşağı yorum olarak yazarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.